Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler. Cevat Şakir Kabağaçlı. Namı diğer Halikarnas balıkçısı. Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 22 Mayıs 2020. Yani Ebru ve Fahir kanalını kurduğumuzun üzerinden tam bir ay geçti. Birinci ayındayız. Daha doğrusu ilk videoyu koyduğumuzun üzerinden tam bir ay geçti. Kanalı da ondan bir gün evvel kurmuştuk. Heyecanlıydı bizim için. Neredeyse 20 bin aboneye ulaştık. Biz aslında sizin yorumlarınıza rakamlardan daha çok değer veriyoruz. Ama bu başarı ölçümleme sistemi sosyal medyada rakamlara dayandığı için bizim için de sembolik de olsa rakam da çok önemli. Ve büyük bir başarı. Çok. Kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Bu kanalı da iyi ki kurmuşuz. Çünkü sadece sizlerin yorumları değil, kendimizi ifade edebilmek için böyle bir platform bulabilmek bizim için büyük bir özgürlük. Ve bugün biraz ifade gücünden, ifadenin öneminden de bahsetmek istiyoruz. Jandarma kontrolü de geçtik. Jandarma bize kontrol yapmadı. Bir takım değişiklikler oldu görüşmediğimiz sürede. Bu normalleşme süreciyle alakalı. Biz aslında Bodrum'da normalleşmeyi zaten yaşıyoruz. Çünkü sokağa çıkma yasakları bize uğramıyordu son bir aydır. Ama bayram sebebiyle şimdi 4 gün bütün illerde olan sokağa çıkma yasağı burada da uygulanacak. Bu arada 65 yaş üstü için seyahat kısıtlaması kaldırıldı ve haftaya annem gelecek. Benim için Gözün öyle bir aydın. gelişme oldu. Beni mutlu etti. Torunlarını çok özlediğini biliyorum. Hayırlısıyla Ramazan da bitti ve bayram geldi. Eğer bayramda video çekemezsek Şimdiden herkesin bayramını kutlamış olalım ama çekmeyi düşünüyoruz çekmeyi yani. düşünüyoruz. Belki Ebru'nun bayram sofralarına konuk olabilirsiniz. Hazır tabii 4 günlük sokağa çıkma yasağı olduğu için de yine arabada çekiyoruz bu videoyu ki size bu güzel yolları, doğayı, parçalı bulutlu havayı gösterelim. Elimde de şöyle bir şey var. Bir bitki mi desem, dal mı desem artık. Defne bunu evden çıkmadan önce verdi bana. O arada da komik bir sahne yaşandı. Elinde su şişesi vardı Defne'nin. Tam açtı suyu içecek. Demir geldi ve su şişesini böyle ortasından sıktı. Ve su suratına, Defne'nin tişörtüne patladı. Defne böyle noktasına geldi. Ben de içimden güldüm ikisini. Bu ara izlemek beraber keyifli oluyor. Tabii dıştan çok giremeyiz. Hani bir şey olmaz Defneciğim falan ama içimden bayağı komik bir sahne yaşandı tam çıkmadan önce. Çok iyiydi. Bu arada şeye dönelim mi? Sen en başta ifade gücünü anlatıyordun. Oraya dönelim mi artık? Evet, dün fareyle bir derse girdik. Daha doğrusu benim zaten haftalardır devam eden hem kundalini yoga eğitimim var hem de çakralarla ilgili bir eğitime katılıyorum. Sevgili hocam, adaşım Ebru'ya da buradan selam gönderiyorum. Fahir de bu dönemde aslında böyle şeylere birazcık daha açık olmaya başladı. Çünkü orada derste de söylüyor öğretmenimiz. Aslında herkesi bunları dinlemeye teşvik edemezsin. Çünkü bir insanın bu bilgileri almaya, kendisini dönüştürmeye de hazır olması lazım. Ben mesela Fahir'e dersten sonra da söyledim. Yani bir sene önce olsa sana hiç teklif bile etmezdim. Çünkü gelip böyle bir şeyle vakit geçirmek istemeyecektim. Sen dinle bana anlatırsın olurdu tepkisi büyük ihtimalle. Ama benim çok hoşuma gitti. Çünkü bize de biz kendimizi bu sosyal medyada ifade etmeye çalışan insanlar olarak çok faydası dokunduğunu düşünüyorum. Dersten sonra da uzun uzun konuştuk hatta Doğru. anlatılanlarla ilgili. Bu ders 5. çakra ile ilgiliydi. Boğaz çakrası. Boğaz en dar olan çakra, kalple beyin arasındaki köprü gibi adlandırılıyor ve bizim ifade gücümüzle yani biz kimiz ve kendimizi dünyaya nasıl yansıtıyoruz bununla alakalı. Aslında bir takım olumsuzluklar oluyor çakraların dengesizleştiği zamanlarda ve hani bunlara sebep olmamak, çocuklarımızın hayatında da bunlara sebep olmamak, kendi hayatımızda da bunları düzeltebilmek açısından hem bir takım meditasyon ve egzersizler var. Hem de bir bilinç kazanmak lazım. Çoğumuz ifade çabası içinde bir takım zorluklar da yaşıyoruz tabii ki. Yani susturulduğumuz noktalar oluyor. Mesela iş yerinde susturuluyor olabiliriz ya da karşımızdaki kişinin, bu bizim sevgilimiz, eşimiz, bizi tam dinlemediğini, anlamadığını hissediyor olabiliriz ve
yani kendimizi ifade edemediğimiz zaman onun sıkıntısı aslında bir takım hastalıklara sebep olduğu düşünülüyor. İşte özellikle kadınlarda bu boğaz çakradaki dengesizlikler neticesinde tiroid hastalıkları, diş sıkma, yeme bozuklukları, bir takım bağımlılıklar. Obezite falan da ondan bahsediyorsun değil mi? Obezite, anoreksiya gibi şeyler, işte sigara bağımlılığı gibi sorunlar doğabiliyor. Vertigo hastalığı gibi birçok sorun yaratabildiğini düşünüyor. İşte o da tabii ki stres ve kendini sıkmakla alakalı. Kadınların bunu daha sık yaşamasının sebebi de tabii kadın sesinin daha çok bastırılmaya çalışılması. Çünkü erkek egemen bir toplumda, bir dünyada yaşadığımız düşünülürse kadınlar buna daha çok maruz kalıyor. Yani bu bence yatsınamaz bir gerçek. Yani doğru, kabul edelim. Ve bizim esas bunları tabii çocuklarımıza da sus, kes sesini, yeter, bağırma, ağlama. Yani aslında bunlar, ağlamak da çünkü bir ifade, kahkaha atmak da bir ifade ve bunların sınırlanmaması gerekiyor. Şarkı söylemek, yani sesin çirkin diye mesela şarkı söylememezlik etme. Çünkü orayı çalıştırmak çok önemli. Kendi başına söyle. Dışarı başkalarına söyle. Sesin mesela, iyi değilse. Mahalleye dert oldu. Kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken kalkar. Haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı. Ya nasip ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu. Kul Ahmet'in ceketi. Sesle ilgili ben, yani bazılarınız sesimi değişik bir tonda buluyor ve hani çok pozitif şeyler söylüyor. İşte hatta seslendirme yapması falan gibi. Ama Carwiser'a ilk katıldığım birkaç videoda yani o kadar acayip yorumlar gelmişti ki, yani karın travesti mi, ne biçim sesi var diyen bile olmuştu. Şimdi kötü yorumlara takılıyorsunuz demeyin ama bunun da ne kadar aslında bir zorbalık olduğunu söylemek tabii, istiyorum. Yani bu da bir baskı. Sen sus. Senin sesini duymak istemiyorum. Bunlar ayrıca mesela biz bu platformun ne kadar özgürlüğümüz olduğunu söylememin bir sebebi de Carwiser'da araba dışında bir şey anlattığımız zaman, ki bizim onu anlatmaya ihtiyacımız var. Bizim söyleyeceklerimiz arabanın üstüne taşıyordu. Bazı takipçilerden reaksiyon, hayır siz geliyordu. Araba kanalısınız, araba konuşacaksınız. Böyle bir şey yok. Bunu kimse engel olamaz, bir insanın anlatmak istediği, ifade etmek istediği şeye. Şimdi bu dersleri dinledikçe bunların aslında ne kadar yanlış tutumlar olduğunu daha iyi anlıyorum. Ve tabii ki yani herkes fikrini söyleyebilir. Kendi ifadenizde de, çevrenizdekilerle iletişiminizde de her zaman olduğunuz gibi görünmek ve göründüğünüz gibi olmak da çok önemli. Ama söylemek istediğiniz şeyi nezaketle söylemek, zarafetle söylemek de çok çok önemli. Tavsiye ederim, meraklıysanız eğer, çok kaynak var internette çakralarla ilgili. Sizi de biraz okumaya, izlemeye, dinlemeye teşvik etmek isterim. Çünkü aslında hakikaten böyle kalpten hepimiz hareket edebiliyor olsak, yani ben bildiğim şeyi paylaşmak istedim, yine ifade etmek istedim. Çünkü faydasını görebileceğinize inanıyorum. Çok da güzel anlattın. Umarım izleyenler de anlamıştır. Tabii şöyle de bir durum var. Hani sen ne kadar anlatsan da, iyi anlatsan da, senin anlattığın ancak karşı tarafın alabildiği kadar anlaşılıyor. Böyle de bir durum var. Zaten bu boğaz aslında KBB diye geçiyor. Kulak, burun, boğaz. Yani dinlemek de çok önemli. Doğru. Dinleyebilmek, dinlemeye hazır olabilmek. Doğru. Mesela benim için öyle bir durum var. Yani ben bu süreçte son zamanda, bu özellikle yılbaşından itibaren kendimde ve etraftan da aldığım geri bildirimler neticesinde hani kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ne konuda? Biraz daha iyi dinlemek konusunda. Yani tabii ki her anlatılanı dinliyorum ama gerçekten gönülden ve can kulağıyla dinliyor muyum, onu anlıyor muyum? O konular biraz tartışmaya açıktı ve bunu fark ettim. Yani bunu videolarda da baktığım zaman benim yaptığım şey kendi söyleyeceğim üzerine odaklanıp sözün bana geldiği noktada onu söylemek üzerineydi. Halbuki karşı tarafı daha iyi dinlersem, onun anlatmak istediğini daha iyi anlarsam zaten ona göre bir cevap verebileceğimi bugün daha rahat buluyorum ama hala tam anlamıyla olmuş da diyemem. Yani bunun için çalışıyorsun. Ki evet, hala üzerinde çalışıyorum. Yani insanların kendi eksiklerini anlamaları, teşhis etmeleri ve geliştirmek için adım atmaları da çok, bence çok önemli. Önemli bir farkındalık konu. Farkındalık çok önemli. Zaten yani senin dediğin çok doğru bir nokta var. Hani derste bunu da konuştuk. Siz bir sıkıntınız var ve paylaş
paylaşmak istiyorsunuz karşınızdakiyle, o zaman ortamı bir yoklamanız gerekiyor. Yani o kişi beni dinlemeye hazır mı? Yani gerçekten müsait mi? Müsait misin? Yani hem zihinsel olarak hem ruhen, kalben orada mı? Çünkü yoksa sizin sadece bir iç dökmekten öteye gelemiyor bu söyledikleriniz. Tabii. Ve karşınızdakine o girmiyor içeri ve siz de daha belki gergin oluyorsunuz bundan dolayı. Çünkü ben anlattım ve karşımdaki beni anlamadı gibi oluyor. Ama hayır, o karşınızdakinin buna almaya, dinlemeye hazır olması da tabii ki çok önemli. Çok önemli. O zamanı kollamak. Özellikle çocuk yetiştirdiğimiz bu dönemde ben onlarla alakalı faydasını görüyorum. Mesela ağlama konusunda tabii birazcık da küçük kardeş olduğu için evde Defne'ye ağladığı zaman, ki ağlamak tabii ki bir şeye reaksiyon olarak çıkıyor. Yani hiç kimse sebepsiz ağlıyorsun, boşuna ağlıyorsun. Onu bilemiyorsun yani. İlla bir sebebi var içeride. Ve ağlama, ağlama, sessiz ol, sessiz ol. Bunu mesela yapmayacağım. Çünkü bunu yapıyordum. Yani mesela Demir uyuyor oluyor. O yüzden de yapıyordum. Her zaman zaten bir sebebi var yani orada sizin de verdiğiniz tepkinin. Ama hayır, ağlasın. Ağlaması bittiği zaman belki konuşabilecek, daha rahat o da iletişim kurabilecek bir noktaya geçecek. Ya da belki sadece ağlamak istiyor, sadece bağırmak istiyor. Biz küçükken ormana giderdik, hı hı, ve bağırırdık. Deşarj olmak için. Evet, ya da okulda öyle bir ormanlık alan vardı, giderdik ve bağırırdık. Ne kadar iyi gelirdi. Bunlar aslında önemli yani. Çok önemli. Sesini çıkarmak. O yüzden şarkı söyleyeyim. Benim için de şarkı söyleyeyim. Ebeveynlik konusunda da tabii şuna dikkat çekeceğim ben. Ebeveynlerin çocuklardan kendini üstün görmesi, keza patronun çalışandan kendini üstün görmesi ve sözünü kesmesi veya ona işte sus deyip susturması. Aynı şekilde erkeklerin kendilerini kadınlardan üstün görmesi, ne kadar yanlış bir düşünce ama bunların asıl çıkış noktası tamamen bundan kaynaklanıyor. Yani o üstünlük ve güç, sana istediğimi yaptırtabilirim mantığıyla seni susmaya, sesini kesmeye yöneltiyor. Sesinizi kestirmeyin. İfade etmek istediklerinizi kibarlıkla, nezaketle, doğru zamanda, doğru yerde her zaman ifade etmek için tüm çabanızı gösterin. Belki 10 düşünün, 1 söyleyin ama söyleyeceğiniz şeyleri içinizde tutmayın. O derste öğrendiğimiz, yani bu şeyleri içimizde tuttuğumuz zaman, senin bu anlattığın, güzel anlattığın şekilde, hani bu bize zarar veriyor. Evet. Bunun farkında olmamız lazım. Vücut öyle çalışan bir mekanizma. Biz şimdi 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi sizin her zaman sorduğunuz bir türlü gidemediğimiz manavımıza gidiyoruz. Yine size şöyle bir tur yaptırdık ama umarım güzel olmuştur. Bunu da bir takipçi söylemişti. Bu sefer de kamerayı tepeye taksanız daha güzel olmaz mı diye. Eminim çok güzel görüntüler vermiştir size bu beyaz bulutlar eşliğinde, bu yeşillikte. Biraz olsun içinizi açmıştır. Çok güzel anlattın Ebru bu arada. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bir ayda 25. videomuzu paylaşıyor olacağız. Instagram hesabımızı da eğer takip etmiyorsanız takip ederseniz seviniriz. Oradan da anlık paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. 1-2 gündür yapamıyorduk. Yalan yok. Çünkü hem kendi hesaplarımız hem de çocuklarla koşturma esnasında öyle bazen ara vermemiz gerekiyor. Ama özen gösteriyoruz. Kanalı da, yani bu normalleşme sürecinde tabii ki daha da fazla içerikle renklendireceğimize inanıyoruz. O yüzden tekrar ediyoruz. Abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Sonunda herkes anladı. Ya nasip ya kısmeti, ibreti alem oldu. Ahmet Bey'in ceketi, meğerse tüm keramet. Ceketteymiş be Ahmet. Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et. Sonunda herkes anladı. Ya nasip ya kısmeti.